Tam aşkın gözü kördür durumu. Bir şey görmüyor. Yangından mal kaçırır gibi apar topar karar verdin. Ama sanki sen bir şeyden kaçıyordun. Bir durumdan kaçmak için başka bir duruma sığındın sanki. Olabilir. Biliyorsun, gözde bekar olmak zor. İlgiden bunalmış olabilirim. Hoş. Şimdi yine başladığım yerdeyim. Uzun zamandır benimle konuşmak istediğim bir şey varmış da konuşamıyormuşsun gibi geliyor bana. Yok. Hayır, yok öyle bir şey. Emin misin? Evet. Olsa söylerim. Bak, hemen sana geldim. Ha. Nihal'in terapisti arıyor, izin verir misin? Tabii. Buralardayım ben. Alo. Adnan Bey, merhaba. Kusura bakmayın, sizi aramak için ancak vakit bulabildim. Rica ederim. Nihal'in durumu hakkında konuşmak istedim ben. Terapimiz iyi gidiyor. Epey yol kat ettik. Nihal de bunun farkında. Bu çok önemli tabii. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama Nihal'in bir erkek arkadaşı var galiba. Duygusal bir şeyler yaşıyor. Benden gizlediğini sanıyorum. Size anlatıyordur herhalde. Değil mi? Danışanımla ilgili bilgileri bir başkasıyla paylaşamam. Babası bile olsa. Bazen özellikle babasıyla. Özellikle benimle, öyle mi? Yani benden gizlediği bir durum var. Sizin öğrenip öğrenmeyeceğinize de o karar verecek. Bizim kabul edemeyeceğimiz yanlış biriyse eğer çekiniyor olabilir. Bu yüzden endişeleniyorum. Sizinle konuşuyor ama, değil mi? Yani ben yanılmıyorum. Var böyle bir durum. Nihal'le iletişimimiz gerçekten çok iyi. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yardımcı olamadığım için üzgünüm. Hayır, çok yardımcı oldunuz. En azından benden gizlenen bir durum olduğunu daha net biliyorum artık. Her şey kontrol altında. Lütfen en azından bu konuda rahat olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bildiğim kadarıyla uzun zamandır bayılmamıştı, değil mi? Evet. Dün gece öyle pat diye düşünce amcam çok korktu. Hiç söylemedi bana. Akşam doktor çağırdık. Baktı ama her zamanki gibi önemli bir şey yok dedi. Terapistle de onu konuşuyor herhalde. Herhalde. Ne oldu? Nihat! Ne kadarını biliyorsun? Neyi? Numara yapma. Babanın marifetlerinin hepsinden haberim var, değil mi? Ne saçmalıyorsun sen? Bugün babanı Elif'in evinden çıkarken gördüm. Hilmi Önal, biz nişanlıyken de Elif'in peşinden koşuyordu. Şimdi de lodosçuluk yapıyor. Kendine gel. Bihter'in kazasını bize karşı kullanmaya kalktı. Şimdi de eski nişanlıma yanaşıyor. Ne biçim bir adam bu? Bana bak. Sen... Çocuklar. Çıkıyorum ben, evde görüşürüz.
lütfen kendinize gelin. Şirkette olduğumuzu unutmayın. Ya çıtayı bu kadar düşürmeyecektiniz. Yeter. Beni bu anlamsız kavganın içine çekmeye çalışma. Yani benim bir şey yapmama gerek yok. Zaten tam ortasında duruyorsun. Ezikliğinin acısı böyle geçmez Behlül. Boşuna uğraşma. Nihat. Behlül. Babamın hatalarından sorumlu tutulmaktan bıktım. Nihat Önal'ım ben, Hilmi Önal değilim. Farkı anlayın artık. İkna et bizi o zaman. Babana kesin tavrını koy. Biz de nerede durduğunu bilelim. Ben nerede durduğumu biliyorum. Ama sen çok ileri gidiyorsun. Nerede duracağını bilemiyorsun hala. Her şeyden haberi var. İkili oynuyor bu da. Hiç güvenmiyorum bu adama. Hiç! Çekmeceleri de boşalt. Bir toplu iğnesi dahi kalmasın. Tamam efendim. Bu da kalmış burada. Ne bunlar? Eşyaların. Şirkete yolluyorum hepsini. İster yolla, ister çöpe at. Umrumda bile değil. Ben evimden çıkarayım da sen ne istersen onu yap. Af dileyip ayaklarına kapanacağımı sanıyorsun değil mi? Yerlerde sürünmeye alışıksın. Ama bu sefer bitti. Eşyalarınla birlikte sen de defolup gideceksin hayatımdan. Beni büyük bir yükten kurtarıyorsun sonunda. Yeter seni sırtımda taşıdığım. Senden de o nankör oğlundan da kurtuluyorum nihayet. Çok pişman olacaksınız. Dizlerinizin üzerinde geleceksiniz karşıma. Ama affetmeyeceğim ikinizi de. Yoksunuz. Keşke hiç olmasaydınız. Küçücük akıllarınızla beni cezalandırdığınızı zannediyorsunuz ha? Aptallar. Özgürlüğümü geri kazandım yeniden. Bütün safraları attım. Yüklerimden kurtuldum artık. Oh! Alo. Canım nasılsın? İyiyim. Nihal'le birlikte misin hala? Hayır. Aslında seni ben arayacaktım. Nihal yanında diye aramadım. Annem bu sabah canını sıkmış. Sonradan öğrendim. Hayır. Gözümü açtı diyelim. Ama... Aslında Matmazel de sen de beni uyarmıştınız. Ciddiye almadım. Şimdi de alma bence. Annemin yakıştırmaları.
Bugün doktoruyla da konuştum. Nihal'in onunla paylaştıklarını bana söylemedi ama Behlül konusunu da tamamen reddetmedi. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Eve gelince konuşalım. Aa, tabii özür dilerim. Hayır, özür dileme. Kafam çok karışık. Henüz bir karar veremedim. Annemin söyledikleriyle yükselme sakın. Bence hemen bir adım atmak için çok erken. Hatta yanlış da olabilir. Nihal'in terapisinin bitmesini bekleyelim istersen. Nihal'in sana açılmasını bekleyelim. Öyle bir şey varsa tabii. Thank you.